أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَذَانَ اللّٰهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. İbn-i Hibban'ın El-Musnedus Sahih Al-Takasim Vel-Enva' adlı müsnedinden hadisler okuyoruz. Bulunduğumuz kısım emirler kısmı. Bulunduğumuz nevi 67. nevi. Başlığı El-Avamirulleti أمر باستعمالها قصدا منه للإرشاد وطلب الثواب. Öyle emirler ki irşat bağlamında, yani yol göstermek, sevap temin edebilmek için, sevap elde etmek amacında olanlara bir yol gösterme maksadıyla verilmiş emirler. Yani bağlayıcı değil, farz olmayan emirler. Hala bu nevideyiz. Birkaç haftadır devam ediyor. Bulunduğumuz kısım, bulunduğumuz hadis numarası 1211. okumuşuz. 1212'deyiz. Zikrul emri bi siyami yevmi aşura. Aşure gününü tutmayı emreden hadis. Aşure gününü, gününde oruç tutmayı emreden hadis. İzillahu celle ve ala necca fihi kelimuhu sallallahu aleyhi ve sellem. Zira o günde Allah kelimi Hazreti Musa'yı kurtardı. Ve ehleke men daddehu ve adahu. Onunla zıtlaşan, ona karşı duran ve ona adavet eden, düşmanlık eden neri de o gün helak etti. Yani Aşure gününde. 1212. Ekberena Abdullah ibn Muhammedin el-Ezdiyyu. Bize Abdullah bin Muhammed el-Ezdi haber verdi. Haddethena İshak ibn İbrahim'e, bize İshak bin İbrahim anlattı. Akhberena Abdurrazzaki, bize Abdurrazzak anlattı. Akhberena Ma'marun, bize Ma'mer haber verdi. An Eyyub'a, o da Eyyub'tan. An İbni Sa'id ibn Cübeyr'in, o da İbni Sa'id bin Cübeyr'den. An Ebihi, o da babasından. An İbni Abbas'in, o da İbni Abbas'tan. Kale, dedi ki, قَدِمَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ الْمَد۪ينَةَ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldi. فَوَجَدَ يَهُودَ يَصُومُونَ Yahudileri oruç tutar bir halde buldu Medine'de. Ne günü? يَوْمَ عَاشُرَ Yahudileri Aşure günü oruç tutarken gördü. فَقَالَ لَهُمْ Onlara dedi ki, مَا هَذَا Nedir bu yaptığınız? Bugün ne günü ki böyle oruç tutuyorsunuz? قَالُوا Dediler ki, يَوْمُنَ عَظِيمٌ Bugün büyük bir gün. O yüzden oruç tutuyoruz. نَجَّ اللّٰهُ ف۪يهِ مُوسَى Bugün Allah Musa'yı kurtardı. وَاَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ Bugün Allah Firavun ailesini boğdu. فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا لِلّٰهِ Musa Allah'a şükür olsun diye bugünü oruçlu geçirdi, oruç tuttu. Dolayısıyla biz de, yani Yahudiler diyorlar, biz de bugünü oruçlu geçiriyoruz. Bunu duyan Allah'ın elçisi fakala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki: "Ana aula bi Musa ve ahakku bi siyamihi minkum." Ben Musa'ya sizden daha yakınım. Musa'ya sizden daha evlayım. Ve bugünü oruçlu geçirmek bana sizden daha fazla düşer demiş. Fesamahu kendisi Aşura gününde oruç tutmaya başlamış. Ve emara bisiyamihi ve Aşura gününün orucunu da ashabına, arkadaşlarına emretmiş.
Bu okuduğumuz hadis Buhari'de 1900 numarasıyla varmış. Geldim bir sonraki hadise. Zikrul beyani. Dolayısıyla bu nevi altında verdiğine göre İbn-i İbban bu hadisi Aşura günü oruç tutmayı Hazreti Peygamber emretmiş gibi görünse de hadiste bu emrin bağlayıcı olmadığını, sevap umanlar, sevap talebinde bulunanlar, sevap işleyeyim arzusunda bulunanlar için gösterilen bir yöntem. Zikrul beyani bi ennel emre bi siyami aşura'a emru nedbin la hatmin. Zaten İbn-i İbban bir sonraki hadisin zikir başlığına taşımış bunu. Diyor ki Aşura günü oruç tutma emrinin hatm yani bağlayıcı ve kesin olmadığı, tam tersi mendup olduğu yani özendirilen, hoş görülen bir şey olduğu, bağlayıcı olmadığını gösteren, açıklayan hadis. 1213. Akberena Muhammed ibnül Hasan ibni Kuteybe'te. Bize Muhammed bin el-Hasan bin Kuteybe haber verdi. Haddetena Harmelet ibnü Yahya. Bize Harmele bin Yahya anlattı. Haddetena ibn Vahbin, bize İbn Vahb anlattı. Akhbarani Yunus, bana Yunus haber verdi. Ani Zuhriye, o da Zuhri'den. An Humeyd ibn Abdurrahmani, o da Humeyd bin Abdurrahman'dan. Enne Muaviyete, Muaviye radıyallahu anh, khataba bil Medineti, Medine'de bir gün hutbe vermiş. Fi kadmetin kadimaha yevme aşura. Medine'ye bir gelişinde ki aşura gününe denk gelmiş o gelişi. Bir hutbe vermiş Muaviye Medine'de. Fekale demiş ki eyne ulemâukum ya ehlel medineti. Ey Medine halkı, sizin alimleriniz nerede diye sormuş. Sonra da demiş ki semi'atu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme yakul. Ben Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim. Hâzâ yevmu âşûrâ'a, bu âşure günüdür. Velem yukteb aleykum siyâmuhu, bunun orucu size farz kılınmış değildir. Ve ene sâimun, ben bugünü oruçlu geçiriyorum demiş, hala Allah'ın elçisi konuşuyor. Femen ehabbe, kim isterse en yasûme, oruç tutmayı kim isterse bugün yani felyason, tutabilir yahut tutsun. İşte Muaviye'nin radıyallahu anh Hazreti Peygamber'den duyduğu bu hadisi İbn-i İbban, Aşure günü orucunun bağlayıcı, zorunlu, farz bir oruç olmadığı, tam tersi isteyenlerin, arzu edenlerin tutabileceğini Hazreti Peygamber'den merfu bir haberle aktarmış. Bir sonraki hadis 1214. ذكر الأمر بصوم بعض اليوم من عاشوراء لمن غفل عن إنشاء الصوم له. Aşure gününün geldiğini hesap edememiş ya bu konuda gaflete düşmüş bir kimsenin gün içerisinde uyanması takdirinde gün içinde bugün Aşure'ydi diye aklına gelmesi durumunda ذكر الأمر بصوم بعض اليوم, günün bir kısmını tutmasını, bir kısmını oruçlu geçirmesini emreden hadis. 1214. Akhbarana Umar ibn Muhammed el-Hamdani, bize Ömer bin Muhammed el-Hamdani haber verdi. Demin okuduğum hadisin kaynağı yine Buhari'de 1899 numarasıyla varmış. Akhbarana Umar ibn Muhammed el-Hamdani, bize Ömer bin Muhammed el-Hamdani haber verdi. Haddesena Ed-Devraki, bize Ed-Devraki anlattı. Haddesena Ebu Asim'in, bize Ebu Asim anlattı. An Yezid ibn Ebi Ubeyd'in, o da Yezid bin Ebi Ubeyd'den. An Selamet ibn el-Ekva'i, o da Seleme bin el-Ekva'dan. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, ba'atha raculen, bir adam göndermiş. Min Esleme, Eslem'den bir adamı göndermiş. Eslem gruplardan bir tanesinin adı. Ne diye göndermiş? يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ, insanlar içerisinde ilan etsin diye. Neyi? اَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُرَى, bugünün aşure günü olduğunu insanlara ilan etsin diye Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yurtlara, Medine yurtlarına bir adam çıkarmış. Ve demiş ki o adam, o tellal ilan ediyor. Demiş ki فَمَنْ اَكَلَى, kim şu ana dek yemişse, düşünün ki bu saat öğlene doğru bir vakitse şayet. Femen ekele, yemiş olanlar
Hazreti Peygamber'in emri فَلَا يَأْكُلْ شَيْئًا بَقِيَّةَ يَوْمِهِ Günün kalanında bir şey yemesin. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ Yememiş olanlar اَوْ شَرِبَ Hiçbir şey içmemiş olanlar فَلْيَصُمْ Onlar da bu içmemişliklerine, yememişliklerine yine devam etsinler. Yani günü oruçlu geçirsinler. Diye Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Aşure günü günün bir kısmını dahi oruçlu geçirmeyi emreden tellal çıkarmış bu hadise göre. Hadis nerede var? Yine Buhari'de 1824 numarasıyla var. Bir sonraki hadis zikrul haberil mudhib kavle men za'ama enne ba'dan nehari la yakunu savman. Bazıları iddia etmişler ki günün bir kısmından oruç olmaz. İbn-i İbban diyor ki olur. İşte günün bir kısmını oruçlu geçirmekten, yani günün bir kısmında bir şey yememekle oruç olmaz diyenlerin sözünü iptal eden, boşa çıkaran hadis diye bir hadis veriyor. 1215. Ekberene Ebu Halife'te, bize Ebu Halife haber verdi. Haddetena Muhammed ibn Kesir'in, bize Muhammed bin Kesir anlattı. An Süfyan'a, o da Süfyan'dan. An Hüseyin ibn Abdurrahman'i, o da Hüseyin bin Abdurrahman'dan. عن الشعبي o da Şabi'den عن محمد بن صيفي الأنصاري o da محمد بن صيفي الأنصاري'den قال dedi ki خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Aşure günü yanımıza çıka geldi فقال ve dedi ki هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ طَعِمَ الْيَوْمَ Bugün içinizde bir şey yemiş olan var mı? قَالُوا Dediler ki مِنَّا مَنْ كَانَ طَعِمَ İçimizden yiyen de var. وَمِنَّا مَنْ لَمْ يَطَعَمْ İçimizde yemeyen de var. فَقَالَ Bunun üzerine buyurdu ki مَنْ كَانَ لَمْ يَطَعَمْ مِنْكُمْ İçinizden yememiş olanlar فَلْيَصُمْ Devam etsin, yani oruç tutsun. وَمَنْ طَعِمَ Yemiş olanlar ise فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِي Günün kalan kısmını için oruç tutsun. وَاَذِنُوا اَهْلَ الْعَرُوضِ Çevre civara haber salın. فَلْيُتِمُّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ Kalan günlerini, yemiş olanlar dahi kalan günlerini oruçlu geçirsinler diye Hazreti Peygamber'in ta emri var. Bu emrine dayanarak İbn-i İbban diyor ki günün bir kısmından oruç olmaz diyenler yanılıyorlar. Günün bir kısmından da oruç olur. Çocukken bize ikindiden sonra tutturuyorlardı iftara doğru. Demek ki bir temeli varmış yani sonuçta. Bir oruç. Büyüklere bile temeli varmış. Bak büyüklere bile temeli varmış. Evet. Bir sonraki hadis. Ha bu hadisin yeri nerede var? 4. Bu sahihi. Bu hadisi bu haliyle ne Buhari ne Müslim anlamışlar. Elbani'nin notu hadisle alakalı olarak sahih. Ancak aynı mana, yani günün bir kısmını oruçlu geçirme hadisi demin okuduğumuz hadiste de vardı. O da Buhari'de 1899'da var. Bu aşure hadisleri sahih. Zikrul emri lil mutezavvic. İbn-i İbban konuyu değiştirdi. Aklıma gelen bir şey. Bu aşure hadisleri ile ilgili Hazreti Ayşe diyor ki ilk zamanlar hemen hemen sadece aşure orucu vardı. Yani Ramazan orucu farz kılınmazdan önce. Aşure farzdı yahut farz gibiydi. Herkes tutuyordu. Ancak Ramazan orucu gelince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Aşure günü orucunu üzerindeki baskıyı kaldırdı. Yani oruç tutun, oradaki şey özendirmeyi kaldırdı. Tutan tuttu, tutmayanlar tutmadı. Ramazan orucunun farziyetiyle birlikte. İbn-i İbban nedense bu civarda bu konuyu anlamış. Ramazan orucu Medine'ye geldikleri ilk dönemlerde Hazreti Peygamber bu aşure orucuna başlıyor ve bunu artık sahabe neredeyse farz gibi telakki ediyorlar, tutuyorlar. Sonradan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucunun farz kılınmasıyla aşureden veya aşure üzerinde kurduğu bu günü tutun şeyinden vazgeçiyor. Hatta demin okuduğumuz hadiste tutan tutsun, tutmayana bir şey yok noktasına geliyorlar. Bir önceki ve sonraki güne de bağlama meselesi var mı aşurede? Yani Yahudilerin aynı görmedik. Olmasına benzemesini... He, aşurede var mıydı o? Var o. Galiba vardı değil mi? Ama burada İbn-i İbban onu da anladı, evet. Doğru, evet.
Zikrul emri lil mutezavvic, konuyu değiştirdi İbn-i İbban. Evlenen kimse için bir emir var burada. Ancak bu emirlerin hepsi, yani bu emirlerin hiçbirisi bağlayıcı değil. Burada gelecek olan, evlenmek üzere olan kimseye gelecek olan bu emirde ne tür bir emir gelecek bilmiyorum. Bu da yine İbn-i İbban'ın bu nevi içerisinde andığına göre en sevaplısı, en güzeli, en doğru olanı irşat etmek bakımından gelen emirler. ذِكْرُ الْاَمْرِ الْمُتَزَوِّجِ evlenen kimseye bir emir. اَنْ يَقْصِدَ amaçlaması ذَوَاتِ الدِّينِ din sahibi olan bayanları, dindar bayanları amaçlaması, onları tercih etmesini emreden bir minen nisa'i kadınlardan dindar olanlarını yeğlemesini emreden bir zikir diyor İbn-i İbban, bir hadis. 1216. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَب۪ي مَعْشَرٍ bize Hüseyin bin Muhammed bin Ebi Maşer haber verdi. Haddesena Muhammed bin Beşşar bize Muhammed bin Beşşar anlattı. Haddesena Yahya bin Said bize Yahya bin Said anlattı. An Ubeydillah bin Umar'a o da Ubeydullah bin Ömer'den. An Said el-Makburi o da Said el-Makburi'den. An Ebihi o da babasından. An Ebi Hureyre'ta o da Ebu Hureyre'den. Yani Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kal. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurduğunu nakletmiş. Tunkahul mar'atu li arba'in. Kadın dört şey için nikah altına alınır, nikahlanılır kadınla. Bir, li cemaliha, güzelliği için. İki, ve li hasebiha, soyu asaleti için. Ve li maliha, malı dolayısıyla. Ve li diniha, ve dini nedeniyle, dini dolayısıyla. Bu dört husus kadını nikahlamakta etkendir diyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu dördünün de meşruiyetini kabul ediyor Hazreti Peygamber. Bir insan bu dördünden herhangi biriyle, herhangi biri dolayısıyla kadını nikah altına alabilir, nikahlanmak isteyebilir. Ancak Hazreti Peygamber'in bir tavsiyesi var hadisin sonunda. فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ sen diyor din dar olanını tercih et. Ona yönel, teribet yederken ellerin bereket görsün, ellerin bereket dolsun diye sallallahu aleyhi ve sellem dindar olanının, yani dindarlığı öne çıkan bayanın güzelliği öne çıkan bayandan yahut dindarlığı öne çıkan bayanın asaleti öne çıkan bayandan yine aynı şekilde dindarlığı öne çıkan bayanın zenginliği öne çıkan bayana nazaran tercih edilmesini Hazreti Peygamber özendiriyor. Bunu emir vas gibi vermiş. فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ emir gibidir. Ama İbn-i İbban bu emri bağlayıcı görmüyor. Şimdi hocam İbn-i Mübarek'in babası bu hadisi öne söyleyerek Efendisi'nin kızını almış ya. Hmm, Abdullah bin Mübarek mi? Bu hadisi babası soruyor. Babası sormuş galiba. Talipçisi var kızın. Anlatmış anlatmış. Burada bu hadisi söylemiş. Sen dini için evlendir demiş. Bu da takmaymış demiş. Ve eve gelmiş hanımına demiş ki Abdullah bana öyle bir şey dedi ki neredeyse kızı bana ver demek istedi diye. Ve Abdullah bin Mübarek kölesiymiş onun zaten. Evet. Yani yanında kölesiymiş ama herhalde efendisinin kızını almayı kafasına koymuş. Abdullah bin Mübarek'in de şey olarak yani hadis şeyi içerisinde çok önemli bir yeri var. Çok da zengin olduktan sonra. Evet, galiba kayınpederi de çok zengin bir adam. Zikrul beyani. Hocam evlenme konusunda Kur'an-ı Kerim'deki tek emir içinizden bekarları evlendirin buyuruyor Allah. Yani Müslümanlar kendi içindeki bekarları evlendirin. Evet. Bu asıl. Ondan sonra güzellik, güzellik hepsi geldi. O da dördüncü sıraya gelmişti. Az sonra ki birinci sıra. İşte onu özendiriyor ya Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ya bu Kur'an değil, bunu sayan adam... Allah diyor, içinizden bekarları evlendirin ve emir. Evlendirmeyi tavsiye edin bana, özendirin demiyor. Evlendirin. Yalnız bu evlendirecek olanlara yapılan bir emir değil de evlenecek olanlarla ilgili bu. O dediğiniz müminler evlendirin diyor. Evet. O başka bir şey yani. Yani çok kişi beye. Bir tanesini imana getiren daha çok sevabı gelir öyle görecek. Önce içimizden tekrarlar evlenecek. Can evlendin mi günah? Zikrul beyani. okuduğumuz hadis nerede vardı? Buhari'de 4802 numarasıyla vardı. Ve sonraki hadis zikrul beyani.
açıklayan bir hadis. Bi annel mutezavvice, evlenen kimse, innema umira en yaksida minen nisa'i zavati dini vel huluk. Kadınlardan dindar ve ahlak sahibi olanları tercih etmesi veya tercih etmesinin emredildiğini gösteren hadis diyor İbn-i İbban. Demek ki hadisin zayıf kısımları var. Yeni bir hadis veriyor. 1217. Akhbarana Muhammed ibn İshak ibn Huzeymata. Bize Muhammed bin İshak bin Huzeyma haber verdi. Haddethena Ali ibn Sa'id el-Nesaviyyu. Bize Ali bin Sa'id el-Nesavi anlattı. Haddethena Khalid ibn Mahledin. Bize Khalid bin Mahled anlattı. Haddethena Muhammed ibn Musa. Bize Muhammed bin Musa anlattı. Ve huve el-Fitriyyu. An Sa'd ibn İshak, o da Sa'd bin İshak'tan. An ammihi, o da ammetihi, o da halasından kalet dedi ki haddetheni Ebu Sa'idin el-Hudri, bana Ebu Sa'id el-Hudri anlattı. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki tunkahul mer'atu ala maliha, kadın malı için nikah edilebilir. Ve tunkahul mer'atu ala cemaliha, kadın güzelliği için nikah edilebilir. Şimdi sen hadiste güzelliği falan bunları geri plana attın ama bir başka ayeti gözden kaçırdın. Fenkihu ma taaba lekum minen nisa. Allah sizin için hoş olan bayanları nikah edin diyor. تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى مَالِهَا. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili olarak da kendisiyle nikahını sınırlayan ayet geldiğinde لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ, bundan sonra sana kadınlar helal değildir ayeti geldiğinde وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ, güzellikleri çok da hoşuna gitse bile diyor Hazreti Peygamber'e. Demek ki Hazreti Peygamber de aynı sahik ile evleniyordu. Bu gayet normaldir yani. Kur'an'da zaten güzel hocam. Size gönüller. Tunkahul mer'atu ala maliha, kadın güzelliği için nikahlanabilir. Ve tunkahul mer'atu ala cemaliha, kadın ya ben hepsini güzellik diye okumaya başladım. Maliha, malı için nikahlanabilir. Ve tunkahul mer'atu ala cemaliha, güzelliği için nikahlanabilir. Ve tunkahul mer'atu ala diniha, ve kadın yine dini için nikahlanır. Hazreti Peygamber buyuruyor ki خُزْ ذَاتَ الدِّينِ, sen dindar olanı al, وَالْخُلُقُ, ve ahlak sahibi olanı al, تَرِبَتْ يَم۪ينُكَ, sahilin bereket görsün. Bu hadiste geçen الدِّين وَالْخُلُقُ, dindarlık ve ahlak yan yana anılmış. İbn-i İbban gelen bu ahlak ifadesi dolayısıyla bu hadisi yukarıdakinden sonra bir kez daha almış. Yani hem dindar hem de ahlaklı olmasını Hazreti Peygamber özendirdi demek istiyor. Ammetuhu Zeynep bintu Ka'b bin Ucra. Onun halası, yani hadiste senette halası diye geçti ya, onun kim olduğunu İbn-i İbban aşağıda Zeynep binti Ka'b bin Ucra olduğunu söylemiş. Benim sahilin anlamı ne? Sahilin altındaki, sahilin bereket görsün. Yani elin bereket görsün. Deminkinde sağ el yoktu. Bunda var. Yani bu Araplarda bir deyim. Hatta olumsuz bile kullanılabildiği söyleniyor. Yani elin toprağı bulansın, fakirlik bulasın gibi manası da söyleniyor. Olumlu manası da var. Elin bereket görsün. Sağ ifadesi önemli değil burada. El ifadesi. O dediğiniz başka bir konu. Geldim şimdi. Zikrul emri lil mutezavvici bil malimeti velav bi şatin. Velime ile ilgili olarak velav bi şatin, yani nikah yemeğinin verilmesiyle alakalı olarak yine evlenmek isteyen kişiye verilen bir emir, velime yemeği vermesi hususunda وَلَوْ بِشَاتٍ, bir bu neydi şat? Kuzu. Bir kuzu bile olsa veyahut koyun, bir koyun bile olsa bir velime vermesi gerekir. Vermesini emreden hadis. İbn-i İbban yine bu emri bağlayıcı olarak görmüyor. 1218 اَخْبَرَنَا, yani bağlayıcı gördüğünüzde farz görmeniz gerekir. İbn-i İbban diyor ki farz değil. اَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ, bize Ömer bin Said bin Sinan haber verdi. وَالْحُسَيْنُ بْنُ اِدْرِيسَ, ve Hüseyin bin İdris
haber verdi. Her ikisi de kâlâ dediler ki haddesena Ahmed ibn Ebi Bekr'in bize Ahmed bin Ebi Bekr anlattı. An Malik'in o da Malik'ten. An Humeyd'in el-Tavili o da Humeyd el-Tavil'den. An Enes ibn Malik'in o da Enes bin Malik'ten. Enne Abdurrahman ibn Avf'in Abdurrahman bin Avf câe ilâ Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelmiş. Ve bihi eferu sufratin üzerinde bir sarılık alameti varmış. Ya sarı bir kıyafet ya kokudan ötürü bir sarılık. Bunun ne tür bir sarılık olduğunu bilemeyeceğim şu anda ama bu öyle bir sarılık ki üzerinde damat alameti gibi duruyor. Yani Abdurrahman bin Avf'un. Fese'elehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın elçisi kendisine sordu. Ne bu böyle bu durum diye. Fe'ekberehu o da cevap verdi. Dedi ki ennehu tezevvecem ra'eten minel ansar. Ensardan bir kadınla evlendim dedi. Fe'ekberehu ennehu tezevvecem ra'eten minel ansar. Abdurrahman bin Avf. Tahmin ediyorum ki Mekke'den bekar olarak göçtü Medine'ye. Ve kendisine Hazreti Peygamber'in kardeşlik sunduğu kişinin eşlerinden bir kısmını boşayıp ona teklif etmesini de reddetti. Hanımların da sana kalsın dedi. Abdurrahman bin Avf bir süre sonra ticaret yaparak zengin oldu. Ve o esnada Ensar'dan bir kadınla evlenmiş. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem ona sormuş. كَمْ سُقْتَ اِلَيْهَا ona ne kadar mihir verdin? O da demiş ki قَالَ زِنَةَ نَوَاتٍ مِنْ ذَهَبْ altından nevat ölçeğinde nevat ölçeğinde altın verdim diyor. Ben bu ölçeğin günümüz karşılığını bilmiyorum. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi demek ki Hazreti Peygamber kim ne kadar mihir veriyor ne yapıyor bunlarla ilgileniyor. Hazreti Ömer de biliyorsunuz ilgilenmiş ve bir ara mihirler çok yükselince ya bu ne yapıyorsunuz bu çok iyi bir şey olsaydı Hazreti Peygamber eşlerine mihir verirken çok verirdi yahut kızlarını verirken çok mihir talep ederdi diye hutbede bu konuyu işlemeye başlayınca kadının biri ayağa kalkmış demiş ki sen ne diyorsun ya Allahü Teala buyuruyor ki ve in arattum istibdala zavcin mekana zavcin ve ateytum ihdahunna kintara şayet bir kintar dahi vermiş olsanız bile ki kintar yüksek bir meblağ yani onu bile vermiş olsanız geri almayın diyor Allahü Teala. Demek ki verilebiliyor. Deyince Hazreti Ömer diyor ki kadın doğru söyledi. Ben hata ettim. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine Abdurrahman bin Avf'a demiş ki اَوْلِمْ yani bizi de gör bir yemek ver. وَلَوْ بِشَاتٍ bir koyunla bile olsa yemek ver. Yani öyle kendi başına düğün yapmışsın etmişsin. Bir de şöyle bir yemek velime ver. Yiyelim yani bunu bir ıslatalım demiş sallallahu aleyhi ve sellem. Zikrul haberi bu hadis nerede var? 5 numaralı hadis. 5 numaralı dipnot. El-Bukhari. Buhari'de 4858 numaralı hadis. Zikrul haberi denli. Sonraki hadis. Delalet eden bir haber. Ala enne hazel emre bu emrin yani yukarıdaki evlim velime yemeği ver emrinin emru nedbin menduk yani hoş görülen özendirilen bir emir olduğu la hatmin bağlayıcı olmadığını gösteriyor. İbn-i İbban yahut diğer müştehitler nasıl anlıyorlar bir şeyin emir bir emrin bağlayıcı farz olup olmadığını bakıyorlar. O olmadan da olabiliyor mu? Yani olmadığı halde örnekleri var mı? Olabiliyor. Hazreti Peygamber kalkıp olmaz illa hemen şu yapılmalı, olmamış bu iş diye temel asli bir unsur olarak görmüyorsa demek ki bu işin rükünlerinden değil, farzlarından değil. Hocam şey olabilir mi orada? Mihri soruyor önce. Belki o yüksek bir mihir. Bu kadar mihri veriyorsun, bir de yemek verirsin gibi. Olabilir, bilmiyorum. Ama velev bir şatın dediğine göre yani bir şatla bile olsa demesinden ben o mihrin çok yüksek olmadığını düşündüm. Yani çok yüksek bir mihir vermiş adama ya bir şatla bile olsa velime ver demez. Bir ziyafet çek denir mesela ona. Ama bu galiba normal bir şey olabilir. Belki de bu yorumda isabet de etmiyor olabilirim. Çünkü Abdurrahman bin Avf zenginliğiyle biliniyor. Öyle az en zengin bir adam yani. Az mihir vermesini de pek beklemiyorum. Zikrul haberi dâlli delalet eden bir haber. Okudum zikir başlığını. 1219. Akhbarana Umar ibn Sa'id ibn Sinan'in.
bize Ömer bin Said bin Sinan haber verdi. Haddetena Hamid ibn Yahya el-Belhiyyü, bize Hamid bin Yahya el-Belhiy anlattı. Ve İbn-i Ebi Ömer el-Adeniyyü ve İbn-i Ebi Ömer el-Adeniyyü anlattı. Kâle, her ikisi dediler ki haddetena Süfyanu, bize Süfyan anlattı. An Vâil ibn-i Davud'a, o da Vâil bin Davud'dan. An İbn-i Bekr ibn-i Vâil'in oğlu Bekir bin Vâil'den. An Zuhriye, o da Zuhri'den. An Enes'in, o da Enes'ten. Ennen Nebiyya sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evleme ala Safiyyete, Safiye için velime yemeği vermiş. Bi sevîkin ve temrin. Sevîk ile ve temr ile, sevîk dediklerine püre şeklinde bir ezme ve temrin ve birazcık da hurma ile. Yani İbn-i İbn bunu nasıl velimenin farz olmadığına delil getiriyor. Bu verilen şeyin yani öyle velime sayılamayacak türden olmasından herhalde. Yani biraz püre, birkaç tane de hurma Hazreti Peygamber Safiye'nin velimesinde. Et yok diye. Ha, et yok diye veya et, ha, deminkinde şat var biliyorsunuz. Ha. Olabilir, doğru. Bu hadis nerede var? Ne Buhari'de ne de Müslim'de var. Biliyorsunuz Safiye'yi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cariyesi olmaktan çıkarıp nikah ile müminlerin annesi konumuna yükseltti. O yüzden de kendisine mihrini de şeyine saydı. Ne deniyordu ona? Azatlığına saydı. Mihrini azatlığına saydı ve nikahı altına aldı. Peki geçtik bu hadisten sonra diğerine. Hocam bu cariyetin çıkması olduğundan sonra yoksa kendi hazırlığı direkt de çıkabiliyor. Yani dilerse kişi cariyelikten azat edip sonra da nikah altına alabiliyor. Safiye'mizden çocuğu olur değil mi? Yok. Çocukla ilgisi şöyle. Şayet bir adam cariye olarak devam eder de çocuğu olursa cariyenin, o zaman ümmü velet konumuna yükseliyor. Peki geldim bir sonraki hadise. Zikrul emri bil hısali leti yehtacu en yesta'milaha men celese ala tariqil muslimin. Yine konuyu İbn-i İbn değiştirdi. Bu nevi altında dikkat ederseniz çokça konu andı İbn-i İbn. Demek ki çok farklı konularda Hazreti Peygamber müminlere sevap kazanacakları alternatifler sunmuş. Bu konu ne? Zikru emri bil hisal. Bir takım özellikleri emreden hadis. Elleti yehtacu en yesta'milaha men celese ala tariqil muslimin. Müslümanların yolu üzerine oturan, yani yol üstünde oturan kimselerin yapmaları gereken bir takım ödevleri var, bir takım özellikler var sarılmaları gereken. Bunları anlatan bir hadis. İbn-i İbban bu yapmaları gereken, hadiste geçecek olan özelliklerin, ödevlerin bağlayıcı olmadığı, güzel görülen, hoş görülen bir takım sevap kazandırıcı şeyler olduğuna dikkati çekmek istiyor hadisi bu nevide vermekle. 1220 اَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ, bize Nadir bin Muhammed bin el-Mübarek haber verdi. Haddetena Muhammed ibn Osman el-Icliyyü, bize Muhammed bin Osman el-İcli anlattı. Haddetena Ubeydullah ibn Musa, bize Ubeydullah bin Musa anlattı. An İsrail'e, o da İsrail'den. An Ebi İshak'a, o da Ebu İshak'tan. An el-Bera'i, o da el-Bera'dan. Kale, dedi ki مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى مَجْلِسِ الْاَنْصَارِ, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ensar meclisine uğradı. فَقَالَ, onlara dedi ki اِنْ اَبَيْتُمْ اِلَّا اَنْ تَجْلِسُوا, İlla oturacağız diyorsanız yol üstünde. Demek ki Hazreti Peygamber hoş görmüyor yol üstünde oturulmayı. Başka hadislerde de var bu. Böyle insanların, erkekli bayanlı herkesin gelip geçtiği umumi alanlarda yola bakan cephede oturmayı Hazreti Peygamber pek hoş görmüyor. Ancak illa oturacağız derseniz, tabi haram falan değil, İlla oturacaksanız o zaman fehdü sebile, ne yapın? Yolu gösterin. Yani biri size yol sorarsa şuraya nereden gidilir, şunun evi nerede falan diye yolu gösterin. Ve ruddü selame, size selam verenlere selamlarını alın. وَاَغِيثُ الْمَلْهُوفَ, ortada yolunu kaybetmiş birini bulursanız da onun elinden tutun, gitmesi gereken yere götürün diye Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yol üstünde oturanlara
yüklediği ama farz kılmadığı bir takım, özendirdiği diyelim bir takım yükümlülükler. Bu hadis nerede var? Üç nolu hadis. Ne Buhari ne Müslim bu hadisi Buhari ile sahihlerini almamışlar. Elbani de bu hadisle ilgili notunda sahih demiş. Bir sonraki hadis. Zikrul emri lil harisi. En yeda'a thuluthet temri ev rubu'ahu liyekulahu ahluhu rutaban غير داخل فيما يأخذ منه العشرة أو نصف العشرة. Bu mahsul toplamayla ilgili bir hadis. Mahsul toplandığında ilk tahmin haris tahmin eden kimse, tahmin edici. Yani mahsulünü topladı, mahsulüm benim şu kadar çıkıyor galiba diye. İlk yaptığı mahsulün ilk onun olgunlaşma evrelerinde, ilk toplanmaya başlandığı evreleri de Hazreti Peygamber'in thuluthet temri, hurmanın üçte birini yahut dörtte birini geri bırakmasını liyakulahu ahluhu, ailesi yesin diye ayırmasını emretmesiyle alakalı bir hadis bu. 1221 Ahbaran el-Fadlu ibn el-Hubab, bize el-Fadlu bin el-Hubab haber verdi. Haddethena Ebu'l-Velid el-Tayalisi, bize Ebu'l-Velid el-Tayalisi anlattı. Haddethena Şu'betu, bize Şube anlattı. Akhbarana Hubeyb ibn Abdurrahman, bize Hubeyb bin Abdurrahman haber verdi. Kale, dedi ki Semi'tu Abdurrahman ibn Mes'ud ibn Niyar'in yuhaddithu, ben Abdurrahman bin Mesud bin Niyar'ı anlatırken işittim. Kale, dedi ki Ca'ana Sehl ibn Ebi Hasmeta ila mescidina, Sehl bin Ebi Hasme bizim mescide çıka geldi. فَحَدَّثَنَا, bize anlattı ki اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve selleme قَال, Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki اِذَا خَرَصْتُمْ, tahmin ettiğinizde, mahsul toplayıp yekûnü görmeye başladığınızda فَجُذُّوا, kırpın, kesin, dalları hurma dallarını galiba, وَدَعُ الثُّلُثَ, diğer taraftan üçte birini geri bırakın. فَاِنْ لَمْ تَدَعُ الثُّلُثَ, üçte birini bırakmıyorsanız bari dörtte birini geri bırakın demiş Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İbn-i İbban Hazreti Peygamber'in bu ifadesini üçte birini yahut dörtte birini geri aileniz yemek üzere ev için bırakın şeklinde anlıyor hadiste geçmediği halde. Veya devamında İbn-i İbban'ın yorumu varmış. قَالَ أَبُوْ حَاتِمْ, Ebu Hatim diyor ki لِهَذَا الْخَبَرِ مَعْنَيَانْ, bu hadisin, bu haberin iki manası olabilir. اَحَدُهُمَا, bir tanesi اَنْ يُتْرَكَ الثُّلُثُ اَوِ الرُّبُعُ مِنَ الْعُشْرِ, üçte birin yahut dörtte birin öşürden bırakılması anlamı olabilir. Yani mal toplandı, hasılat indirildi, onda bir, yani öşür dedikleri onda bir ayrıldı. Bu onda birden üçte bir yahut dörtte birin eve ayrılması manası olabilir. Yahut vesani, ikinci mana en yutraka zalika min nafsi temri qabla an yu'ashara, onda biri çıkarılmadan önce mahsulün dörtte birinin yahut da üçte birinin ayrılması söz konusu olabilir. İza kana zalika ha'itan kabiran yahtamiluhu, eğer diyor bu çok büyük bir bahçe ise, çok büyük bir hurma bahçesi ise, İbn İbban bu ikinci seçeneğin uygulanacağını düşünüyor. Tabi bunlar İbn İbban'ın hadisi, hadisten çıkardığı kendine ait manalar, kendi içtihatları. Bu hadisin nerede olduğuna ilgili, bu hadis ne Buhari'de ne de Müslim'de varmış. Ancak Elbani bu hadisle ilgili olarak notunda bu hadise zayıf demiş. İbn İbban'a göre ise hadis sahih olsa gerek ki İbn İbban sahihine bu hadisi almayı tercih etmiş. Zikrul emri bis sadakati, sadakayı emreden bir hadis. Limen kâle, kim için? Diyen için. Neyi hucran fi kelami, sözünde kötü bir şey söyleyen, yanlış bir kelamda bulunan, yanlış bir söz söyleyen kimsenin sadaka vermesini emreden hadis. 1222 Akhbaran ibn Kuteybe, bize İbn Kuteybe haber verdi. Haddethena ibn Ebi Seriyyi, bize İbn Ebi Seri anlattı. Haddethena Abdurrezzak, bize Abdurrezzak anlattı. Akhbarana Ma'mer, bize Ma'mer haber verdi. Ani Zuhriyi, o da Zuhri'den.
An Humeyd ibn Abdurrahman, o da Humeyd bin Abdurrahman'dan. An Ebi Hureyre'te, o da Ebu Hureyre'den. Kale, dedi ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Men halefe billati vel uzza, kim Lat'a ve Uzza'ya yemin ederse, Lat ve Uzza adına yeminde bulunursa, ki Araplar yemini çok yapıyorlardı, bugün de çok yapıyorlar. Yeminlerini de çoğunlukla cahiliye döneminde Lat, Uzza, Menat onlar adı üzerine yapıyorlardı. İman sonrası ağza alışkanlık, kimilerinin ağızlarından zaman zaman Lat'a yemin olsun ki, Uzza'ya yemin olsun ki tarzında yeminler çıkıyordu. Hazreti Peygamber dedi ki, kim Lat'a veyahut Uzza'ya yemin ederse, felyekul desin ki, La ilahe illallah. Önce bunu bir tekrarlasın. Desin ki Allah'tan ayrı bir ilah yoktur. وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ Kim arkadaşına derse ki, تَعَالَ اُقَامِرْكَ Gel seninle kumar oynayalım derse, فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ Bu söylediği kötü tekliften, bu çirkin tekliften ötürü de Hazreti Peygamber onun bir miktar sadaka vermesini emrediyor. فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ İbn-i Hibban bu hadiste gelen emirleri farz saymıyor, bu emirleri doğruya yönlendirme kabilinden görüyor. Bu hadis nerede var? Bu hadis Buhari'de 6274 no'lu hadiste var. Sonraki hadis, zikrul emri bi şehadeti ma'at tefli an yesarihi thalathan. Sola dönüp üç kez tükürmekle birlikte kelime-i şehadeti emreden hadis. Kime? Limen halefe billati vel uzza, Lat'a ve Uzza'ya yemin eden kimseye. Bir başka yerde de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle emretmiş. 1223 no'lu hadis. Haddethena Abdullah ibn Muhammedin el-Ezdiyyü. Bize Abdullah bin Muhammed el-Ezdi anlattı. Haddethena İshak ibn İbrahim'e. Bize İshak bin İbrahim anlattı. Haddethena Yahya ibn Adem'e. Bize Yahya bin Adem anlattı. Haddethena İsrail'e. Bize İsrail anlattı. An Ebi İshak'a, o da Ebu İshak'tan. An Mus'ab ibn Sa'din, o da Mus'ab bin Sa'd'den. An Ebihi Sa'd ibn Ebi Vakkas'in, o da babası Sa'd bin Ebi Vakkas'tan. Kale, dedi ki, Sa'd bin Ebi Vakkas anlatıyor. Diyor ki, Haleftu billati vel uzza, Lat ve Uzza'ya yemin ettim. Fekale ashabi, arkadaşlarım bana dediler ki, Kulta hucran, çok yanlış bir şey söyledin dediler. Küfür kelamı ettin dediler. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ sallallahu aleyhi ve sellem. Ben de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına çıkıp geldim. فَقُلْتُ dedim ki, Ya Resulallah, ey Allah'ın elçisi, اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ قَرِيبًا Zaman yakındı, yani daha yeni iman ettik. Cahiliye ile aramızda daha ne oldu ki? Diye önce mazeretini sunuyor. وَحَلَفْتُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى O nedenle ben de Lat ve Uzza'ya yemin ettim yanlışlıkla tabi. Ne dersin diye Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sormuş. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi de Sa'd bin Ebi Vakkas'a demiş ki, قُلْ de ki, لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ Allah'tan ama sadece yegane ondan ayrı hiçbir ilah yoktur. Thalâfen, bunu üç kez tekrarla. ثُمَّ تْفُلْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلَافًا Sonra sol tarafına dön, üç kez tükür. Yani o söylediğin yanlış şeyi atarcasına dışarı. وَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Ve kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. وَلَا تَعُدْ Bir daha da buna dönme. Yani bir daha böyle bir şey yapma diye sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Ebi Vakkas'a bir takım emirler veriyor. İbn-i İbban yine bu emirleri doğruya yönlendirme, doğruya özendirme kabilinden görmüş, farz görmemiş. Bu okuduğumuz hadis de ne Buhari'de ne de Müslim'de var. Bu hadisi de yine Elbani zayıf olarak değerlendirmiş. Bir sonraki hadis, zikrul emri bi sukuni şami. Galiba zayıf hadisler böyle sıra sıra gidecek şimdi. Zikrul emri bi sukuni şami. Şam'a yerleşmeyi emreden hadis. Fi ahiriz zaman. Zamanın sonunda Şam'a yerleşmeyi emreden hadis diyor.
kalsın o haftaya. Akulu kavli hâzâ ve estağfirullahal azîm li ve lekum ve lisâil mu'minîn. Rabbena la tu'akhidna in nesînâ ve ahtanâ. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kemâ hamaltehu alel lezîne min qablina. Rabbena ve la tuhammilna mâ la taqata lenâ bih. Ve'fu annâ ve ğfir lenâ ve erhamnâ. Ente mevlânâ fansurnâ alel kavmil kâfirîn. Ve selâmü aleyküm ve rahmetullâhi teâlâ ve berekâtüh.